Golang eğitim setinin ikinci videosundayız. Burada temel anlamda değişken tanımlama vesaire gibi işlemlere girmeden önce Golang.org sitesinde bir dille ilgili temel bilgileri alabileceğiniz tur sayfaları var. Slide şeklinde devam ediyor. Buradan özet bir hızlı başlangıç videosu hazırlayıp sonrasında parça parça videolarla ilerlemeyi düşünüyorum. En azından Go'nun ne olduğunu kaba olarak bir görmeniz açısından iyi olacaktır. Bu linke kendiniz de girip inceleyebilirsiniz. tour.golang.org şeklinde bu sayfayı yönlendirecektir default olarak. Öncelikle Golang diğer dillerin çoğundan çok daha az keyword'e sahiptir. Yani bunları öğrenmeniz çok kısa zaman alacaktır açıkçası. Örneğin C++'da 80, yanlış hatırlamıyorsam 83 ya da 80 küsür keyword var. İşte Java, C Sharp vesaire, bunlarda da epey bir keyword var. Bunları zaman içerisinde öğrenmeniz gerekiyor. Ama Golang 25 keyword ile bu işi bitirmiş. Tabi burada bilmeniz gereken temel şeylerden biri de örneğin C Sharp ya da Java ile yaptığınız bir şeyin örneğin Object Oriented'daki bir özelliğin, işte Inheritance, Interface, tamam Interface'in burada da karşılığı var ama örneğin Inheritance, işte Constructor Overload ya da Method Overload gibi işlemleri, hatta Constructor'ın kendisi bile olduğu gibi Golang içerisinde desteklenmez. Bunun yerine Golang'in bakış açısını bilmeniz gerekiyor. Bu da şöyle. Golang C#'da ya da Java'da diğer OOP dillerinde yapılan işlemleri temel olarak destekler ama aynı şekilde değil. Örneğin bir constructor oluşturabilirsiniz Go'da ama C#'daki gibi bir geri dönüş tipi olmayan metot yazarak bunu constructor'mış gibi kullanamazsınız. Böyle bir şey yok. Ha, bunun alternatifi olarak yapabileceğiniz yöntem var sadece. Ya da örneğin C# ya da Java'da bir inheritance işlemi temel olarak biliyorsanız eğer bu dilleri, temel olarak basittir ya da daha anlaşılırdır diyelim. Ama burada doğrudan desteklemez inheritance'ı. Onun yerine farklı bir yöntemle bunu yapmanızı sağlar. Bu ayrımı iyi bilmeniz gerekiyor. Aynı şekilde Go tarafında gene özel algoritmalar kullanılabilir. Hani design patternler dediğimiz özel patternler uygulanabilir. Ama tamamını uygulayabileceğiniz anlamına gelmez bu. Dil farklılığından ve OOP desteğinin farklılığından dolayı design patternleri uygulamada da epey bir farklılık olabiliyor. O yüzden eğer design patternlere yönelecekseniz Go tarafında, bunu Go'nun üzerindeki design patternler diye aramanız gerekiyor. Ona özel tanımlarda, hatta GitHub üzerinde kaynak kodlarda var, inceleyebilirsiniz. Şimdi tur sayfamıza dönelim. Burada doğrudan Golang.org üzerinden başlarsanız İngilizce olarak başlayacak doğal olarak. Sağ tarafta bir test alanı var. Kodları gösteriyor. Sol tarafta da açıklamalarımız oluyor. Şuradan 5 slide'lık bir alan gösteriyor. Birazdan artacak bu. İkinciye geçtik. Buradan dil seçimine göre ilerleyebilirsiniz. Altta Türkçe var. Bu Golang.org.tr'ye gidiyor. Golang.org.tr'de şu şekilde bir sayfaya yönlendiriyor sizi aslında. Buradan ilerleyebilirsiniz diyor. Oraya girmeden önce ben şimdi burayı özet olarak geçeyim. Offline olarak işte tur bilgilerini edinmek istiyorsanız buradaki bilgileri şuradan kurulumlardan işte GoTool.org, GoTool Tour şeklinde bir kurulum işlemini bilgisayarınıza kurmak için yapabilirsiniz. İleride burada Playground'u gösteriyor. Buranın adı Playground. play.golang.org adresinde gösterdiğim şey aslında. Burayı tanıtıyor. Ve sonrasında da
diğer sayfaya geçmemiz için bizi yönlendiriyor. Şimdi ondan önce şuraya da bir göz atalım. Burada da bunun Türkçesi bu şekilde var. Buradan ilerleyelim. Paketler. Burada aslında Java'cıların yakından bileceği paket olayı kullanılıyor. Paket mantığı. Yazdığınız diğer OOP dilleri üzerinden anlatayım. Sınıflar. Çünkü burada sınıf yok. Struct var. Ama sınıf üzerinden anlatayım size. Sınıfları paketleyip tek bir paket gibi bunu farklı projelere dağıtabilmenizi ve kullanabilmenizi sağlıyor. Aslında C# ve Java'daki bu mesela C# namespace olayını burada canlandırabilirsiniz kafanızda. Paket olarak namespace gibi düşünebilirsiniz. Bir tane main adını veriyorum burada mesela. İçerisindeki bütün struct'lar vesaire bu paket üzerinden erişilebilir ya da yönetilebilir oluyor. Burada da temel açıklamalar var. Bunların kendi mimarisinde de kullandığı yöntemlerden biri olduğunu falan söylüyor. Mesela mat içerisindeki rand. Bu kullanımları işte ya da FMT format adındaki bir FMT kısa yola sahip bir paketi biz uygulamalar içerisinde kullanacağız. Aynı mantıkta geliştiriliyor. Burada kodları da açıklayayım ufaktan. Package main adında bir paketimiz var. Üstte bir tane import alanımız var. Burada FMT paketini doğrudan projeye dahil etmek istemişiz. Ve içerisinde FMT'nin özelliklerini kullanabileceğiz. Ayrıca bir de matrand var. Matrand. Bu da matematiksel işlemler için. Burada mesela random işlemi yapmış. Random işlemi yapmak istemiş. Random bir değer üretecek. Burada demiş ki my favorite işte number. Benim favori numaram buradan üretilecek olan random bir değer şeklinde rand içerisinden int n şeklindeki bir metotla bu hesaplamayı yapıp çıktıyı almış. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi Golang çok titiz, aşırı titiz söz dizimi konusunda vesaire. Bununla ilgili detayları da ileriki safhalarda anlatacağım. Ama temel olarak şunu söyleyebilirim. Buradaki mat randı mesela şurada kullanmasaydık bunu kullanacağınız geliştireceğiniz uygulamalarda editör otomatik olarak silmenizi isteyecekti. Örneğin Visual Studio Code ya da Atom vesaire bunlar silmenizi isteyecek. Kullanmadığınız bir şeyi bir değişkeni bile Go uygulamasında eğer oluşturursanız kullanmadığınız için hata verecektir. Kullanılmayan bir değişken var diyecektir. Onu silmeniz vesaire gerekecek ya da kullanacaksınız. Bu Golang'ın performansı ile alakalı bir kural aslında. Kullanmayacaksan hiç tanımlama. Özetle bunu söylüyor. Çünkü hafıza yönetimi zaten ilk başta dediğim gibi bu Google'ın altyapısı için yüksek performans ve verimlilik için geliştirilmiş bir dil. Bunu sağlayabilmek için de bazı kuralların net olması ve uygulanması gerekiyor. O yüzden böyle durumlar var. Mesela şuradaki func main tanımlamasında bir süslü parantez dediğimiz parantezler var. Aç ve kapa olayları. Bu programlama dünyasında biraz tartışma meselesi gibi aslında. Normalde yani şöyle bir kullanımı bilirsiniz. Herhangi bir C# ya da Java kullanıyorsanız bu kullanım meşhurdur zaten. Ama örneğin JavaScript geliştiricilerinin bir kısmı da bunu bu şekilde kullanmak yerine şu şekilde kullanmayı tercih ederdi. Hatta hangisi daha doğru gibi tartışmalar bile olur. Golang burada bu kullanımı tercih ediyor. Ve bu kullanıma zorluyor. Sadece tercih de etmiyor. Eğer şu kodda bunu aşağıya indirirseniz derleme hatası verir.
İlla bu burada olacak diyor. Bu da bir kural. İlerliyoruz. İçi aktarımlar bir paketin, yani hali hazırda bulunan bir paketin projenin içerisine dahil edilmesi. Bu az önce anlattığım import kavramını söylüyor. Mesela import FMT ya da PET. Burada birden fazla paket tanımlayacaksanız, import işlemi yapacaksanız normal parantez açıp kapatın ve içerisine doğrudan yazın. Herhangi bir ekstra bir şey yok. Eğer tek bir tanımlama yapacaksanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Import FMT şeklinde. Bu da geçerlidir. Yukarıdaki tabii ki daha genel kullanılacak bir şey. Çünkü tek bir Go dosyası içerisinde genelde tek bir paket kullanılmaz. Birden fazla kullanılır. Tabii oranın da detayları var. İleriki safhalarda artık mesela buraya bir GitHub linki doğrudan yazabiliyorsunuz. GitHub işte örneğin Cihan vesaire project name. Bu şekilde yazdığınızda bunu doğrudan projenin içerisinde kullanabiliyorsunuz. Tabii bunun da komut satırından yapmanız gereken bazı işlemler var. İşte go get ile başlayan GitHub linkinizi şu şekilde yazmanız ya da go install vesaire GitHub linkini yazmanız gibi şeyler var. Komut satırında yapıyorsunuz tabii ki bunu. İlerliyorum. Dışa aktarılan, burada da gene kurallara gelelim. Kurallarımız gene C# ile Java'yı örnek verelim. Burada public ve private olayı vardı. Bildiğiniz gibi public bir sınıfın içerisinde dışarıya açık olan nesneyi temsil eder. Bu bir field de olabilir. Bu bir metot da olabilir. Vesaire herhangi bir nesne içerisindeki. Dışarıya açmak için public yazmanız gerekiyor. Eğer dışarıya kapalı tutacaksanız private'tır. Yani dışarıdan erişilemez olacaktır. Tabii default tercihlerde hani hiçbir şey yazmazsanız default olarak private'tır. Çünkü dışarıya açmak özel olarak yapılan bir işlemdir, istektir. Normalde kapalı olmalıdır. Tabii ekstraları var. C# ve Java gibi dillerde protected internal vesaire. Onlara girmiyorum. Burada sadece temel olarak private ve public olayını aklınıza tutun. Go temel olarak private ya da public keyword'ünü gereksiz buluyor. Aslında gayet de mantıklı. Bunu nasıl çözdü peki? Bir nesnenin, bir struct içerisindeki nesnenin dışarıya açılmasını istiyorsanız baş harfini büyük yapın. Bu otomatik olarak derleyici tarafından public olarak tanımlanacaktır ve dışarıya açılacaktır. Ya da default olarak bunu küçük harfle yazarsanız bu da private anlamına gelir. Yani dışarıdan erişilemez olacaktır. Şurada bir kod var. Mesela çalıştıralım. Bu örnek olarak yazılmış hatalı bir kod. Burada açıklamaları var. Bu mesela mat içerisinde dışarıya açılması gereken bir pi nesnesini temsil ediyor. Bana pi sayısını vermesi gerekiyor. Ama dışarıya açılan nesneler büyük harfle başlayacağı için burada da küçükle yazılmış. O yüzden böyle bir şey dışarıya açık değil diyor. Ama büyük harfle yazdığım zaman bana pi sayısını veriyor. Burada da gördüğünüz gibi. Bu da temel bir kural. Private nesneler baş harfi küçük tanımlanır. Public nesneler baş harfi büyük tanımlanır. İleri. Fonksiyonlar. Bir fonksiyon bir veya birden fazla sayıda argüman alabileceği gibi hiç argüman almayabilir. Bu örnekte add fonksiyonu int türünde iki parametre alır. Değişken türünün değişken adından sonra geldiğine dikkat edin. Değişken türü de buradaki dönüş tipimiz oluyor. Bunu bildiğiniz gibi
metot ve fonksiyon olarak algılayabilirsiniz. Aynı mantıkta. Tabii Go'da bir function var, bir de metot var. Bunlar da ayrı bir konu. Şimdilik geçiyorum. Ne yapıyor mesela? Dışarıdan iki tane parametre alıyor. X ve Y tipinde, Y adında, integer tiplerinde. Bunları toplayarak geriye dönüyor. Dikkat ederseniz function'ın kısaltılmışı. Bu şekilde bir tanımımız var. Geri dönüş tipimiz de integer. Burada da kullanımı mevcut. Burada da fonksiyonlara devam. Burada bazı kolaylıklar var. Gene Go'la getirilen kolaylıklardan birisi. Parametre değer, mesela x ve y az önce ikisi de integer şu şekilde tanımlanmıştı. Eğer zaten burada hepsi integer olduğu için Go diyor ki bunu tanımlamana gerek yok. En sondakini int olarak bana vermen benim için yeterli. Ben bunları default olarak int tanımlayacağım. Tabii bir diğer dikkatinizi çekmek gereken yerde bu da delete olsun diyelim. Normalde örneğin C Sharp ya da Java'da tanımı şu şekilde yapardınız. Öncelikle veri tipi, sonrasında değişkenin adı, parametrenin adı şeklinde verirdiniz. Ama burada olay burada da tam tersi. Öncelikle parametrenin adını verirsiniz. Sonrasında veri tipini verirsiniz. Bunun mantıksal açıklamaları var. Hani saçma gibi gelebilir ama değil. Yıllardır böyle yapıyor olmamız bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Int, tekrar hatırlatmak gerekirse C Sharp ve Java vesaire dillerinde veri tipi başta, parametrenin adı sonra gelir. İşte ikincisini yaparsanız şu şekilde olmalı gibi. Ama Go diyor ki bunun okuma kolaylığı vesaire açısından normalde, tabii bunun yani resmi bir açıklaması olduğunu bilmiyorum, sadece araştırmalarımda öyle açıklamalar var. Okuma kolaylığı, işte derleme sırasındaki kolaylıklar vesaire, bunlardan dolayı bu şekilde bir kullanım söz konusu. Çoklu sonuçlar, multiple result diyebileceğimiz bir metottan, bir fonksiyondan işte birden fazla değeri geriye dönebilmenizi sağlıyor. Yani şurada mesela dışarıdan alınan parametreler bunlar. Geriye döndüreceklerim de iki tane. Normalde hani normali neydi? İşte tek değer döndürecek olan şuydu mesela. X'i döndüreyim ben. O zaman kullandığım yöntem şuydu. Hatırlarsınız. Burada mesela tek bir tane. X'i gönder. Hatta X artı Y'de bunu hesaplayıp geriye döndürüyor. Bu tek bir değer. Tabii saçma oldu. Bunları topladığımızı varsayalım. Şu şekilde geriye döndüreceğiz. String olduğu için. Bunu geriye döndürebiliriz ama Go'nun desteklediği özelliklerden biri de bunları, return'ün birden fazla parametreyi geriye dönebiliyor olması. Burada aldınız iki değeri de, istediğiniz işlemi yaptınız. Sonrasında dediniz ki işte dışarıdan iki tane parametre aldım. Bunları işlemlere tabi tuttum. Bunun sonucunda üç tane değer oluştu diyelim. Üçünü de geriye döndürüyorum. Bunu yapabiliyorsunuz. Bunun tabi karşılanması da söz konusu. Hani bu fonksiyonu çağırıp oradan gelen üç değeri almak. Bunları da ileriki örneklerde anlatacağım. Uygulamalar kısmında. Temel olarak böyle. Tabii şu ana kadar söylemediğim şu an aklıma geldi. Mesela diğer dillerde noktalı virgül. Dikkat ederseniz yok. Çünkü yok, yani kullanılmıyor. Adlandırılmış sonuçlar named result bu.
Bu da gönderilecek olan, geriye döndürülen nesnelerin isimlendirilmiş şekilde kullanılması. Go'nun sonuç değerleri aynı bir değişken gibi adlandırılabilir. Böyle yapıldığında değişken sanki fonksiyonun başında tanımlanmış gibi muamele görür. Yani fonksiyon içerisinde geçerli döndürene kadar. Sonuçlar manalarına, işlevlerine göre adlandırılmalıdır. Standart temel kural. Argümansız bir return deyimi adlandırılmış sonuç değerlerini döndürür. Yani şuradaki herhangi bir parametre vermedik, dikkat ederseniz. Bu argümansız bir return anlamına geliyor. Parametresi yok. Böyle kullanırsanız içeride isimlendirilmiş olan sonuç değerlerini döndürür. Bu çıplak return olarak bilinir diye de ekliyor. Yani şunları geriye döndürecek arkadaş x ve y'yi. Tabii bunu çağırdığınız yerden de, split fonksiyonu çağırdığınız yerden de x ve y'yi aynı şekilde elde edebilirsiniz. Pardon. Burada mesela elde ediyor. Sum geri dönüş tipinde de iki tane integer var. Bunları da geriye dönüyor ve çıktı olarak da burada veriyor. 8. Değişken. Bunun detayları var. Bu konuyu özet olarak şimdi söyleyeceğim. Yani farklı kullanımları var değişken tanımlamanın. Burada en temel anlamda JavaScript'ten bildiğiniz var keyword'ü, hatta C# falan da var artık. Var keyword'ü kullanılıyor değişken tanımlarken. Örneğin var C, Python, virgül, Java, Boolean. Burada Boolean tipinde 3 tane veri tipi değişken tanımlanmış. Veri tipi Boolean. Bunu yapmak için var kullanıyoruz. Dikkat ederseniz bunun herhangi bir değeri yok tabii ki. Burada da main'in içerisinde de bir tanımlama var. Var keyword ile başlamış ve i adı verilmiş integer tipinde ve bunları ekrana yazdırıyor. Çalıştır diyorum. Bakın default değerlerini yazdı. 3 tane false var. Boolean'ın default değeri false bildiğiniz gibi. Integer'ın da 0. Onları ekrana bastım. Detay. Burada çok dediğim gibi farklı şeyler var. Bunları değişkenler videosuna saklamak istiyorum. Ama örneğin temel anlamda bir değişken tanımladınız ve bunun herhangi bir var keyword'ünü kullanmadan yapmak istiyorsunuz. O zaman iki nokta üst üste eşittir dersiniz. Örneğin 4 dersiniz. Bu da default olarak integer tipinde bir değişken olarak tanımlanır ve çalıştırılır. Bu tabi reflection'la gerçekleşen bir işlem. Yani diğer dillerde bu tecrübeniz varsa, altyapı tecrübeniz, bunu bilirsiniz. Var keyword'ü aslında runtime'da uygulama çalışırken dinamik olarak verilen değişkene atanan değerin veri tipini hesaplayarak oluşturulan bir değişken diyelim. Yani şurada 4 verdiğim zaman bunu bakıyor ki bu nümerik bir değer. Runtime'da hesaplıyor bunu. Ondan sonra buna var int şeklinde bir tanımlama yaparak gerçekleştiriyor. Tabii o zaman şu iki nokta olmayacak. Böyle bir durum var. Eğer var kullanmayacaksanız iki nokta üst üste kullanılır. Kullanmalısınız. Eğer var kullanacaksanız bunu kullanmayacaksınız. Böyle temel bir durumumuz var. Örneğin şunu string yapalım. Tabii gene buraya yazdı. Ama bunun string olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tabii bunun reflect paketini buraya ekleyerek bunun tipini de
elde edebilirsiniz. O zaman net olarak bin olur. Değişkenleri ilklendirme. Yani değişkeni, bir değişkeni tanımlarken ona ilk değerinin verilmesi. Bu kadar basit. Var i var mesela. Var i. J. J'nin tipi int. Haliyle i'nin de tipi int. Çünkü diğer kuralı hatırlayın. J'ye ben tip vermişim. Ama birden fazla tanımlama yapabiliyorum yan yana. Var i virgül j boşluk int. O zaman en sağdaki belirttiğimiz tip soldakiler için geçerli. Tabi değer olarak da tek bir satırda birden fazla değişkene değer atayabilmek için 1,2 yazıyoruz burada. 1,2 true, false, no mesela şurası. Örneğin C şartlı olsa ne yapardınız? Normalde olması gereken şuydu. Bunları ayrı ayrı yapmanız gerekiyordu. Bu şekilde olabilir. Eğer böyle yapmasaydınız bu olmazdı. Çalışmazdı. Ve şunu da şöyle. Tabii bu da olmazdı. Şöyle bir şey yapmanız gerekiyordu. Eğer bunu şöyle yapmasaydınız mesela i undefined olurdu. Bunun herhangi bir değeri atanmadığı için olmayacaktı. Kullanamayacaktınız filan. Ama burada kullanılabiliyor. 9, 10. Kısaltılmış değişken bildirimleri. Bu da az önce anlattığım şey. Var i. Mesela burası standart. K diye yeni bir değişken tanımlıyorum. 2 nokta üst üste eşittir dediğim zaman buna herhangi bir değer verdiğimde bu otomatik olarak K'nın tipini sağdaki değerin tipi olarak belirliyor. Şöyle yaparsanız bu string'dir. Böyle integer'dır. Şöyle float'tır gibi. Basit türler en temel tipleri gösteriyor burada Go'daki. Boolean, string, int ailesi, uint ailesi, yani işaretli ve işaretsiz intler. Birisi bildiğiniz gibi işte sinyalli deniyor aslında. Signal int, diğeri unsignal int. Birisi sıfırdan düşük değer alabilir, küçük değer alabilir. Diğeri alamaz. Buradaki sıfırdan önceki değer kapasitesini de sıfırdan sonraya pozitife aktarıyor. Mesela bunun gibi şeyler. Byte var. Bildiğiniz gibi 0-255 arası bir değer. Rune. Run ise bu da int'in değişik versiyonu. Aslında int Unicode karakter kodlarını ifade ediyor. Bunun bir alias'ı int 32'nin. Float 32 ve 64 var. Bildiğiniz gibi ondalık değerler. Complex vesaire. ...12... ...0 değerler. İklendirilmiş her değişken başlangıç değeri olarak kendi 0 değerini alır. Bunu da inceledik. Yani bildiğiniz gibi default değerden bahsediyoruz. Sayı türleri için 0, boolean için false default değer, string için de boş dizgi, boş karakteri alıyor. Tür dönüşümleri, dillerin olmazsa olmaz özellikleri, tür dönüşümleri burada gayet basit. Örneğin i tipi integer burada. 42. Ben bunu tanımladıktan sonra i'yi float 64 parantez içerisinde kendi içine verirsem bunu float 64'e dönüştürüp f değişkenine atayacak. Sonra da onu uint'e verirsem o da uint olacak. Bu kadar basit. Tür çıkarımı. Burada daha önce
şunu anlatırken, hani kısa değişken tanımlama yöntemini anlatırken söylemiştim. Var int mesela, bunun tipi belli ama ben j'yi tanımlarken iki nokta üst üste eşittir dersem, buna i'yi atarsam, i integer tipinde olduğu için j de otomatikman int tipinde olacak. Bu tür çıkarımı adını veriyoruz buna. Bunda da mesela yine söylemiştim, 42 integer bir tiptir. Bu integer olur. Ondalıklı bir değer olacağı için float 64 tipini alacak f. G ise bu biraz daha kompleks bir işlem olduğu için gördüğünüz gibi matematiksel bir işlem var. Bunda da kompleks oluyor. Sabitler constant olarak bildiğiniz ya da const olarak kısalttığınız sabitler. Burada da sabitlerde değişkenler ile aynı şekilde bildirilir. Ancak sabitler bildirilirken const anahtar kelimesi kullanılır. Sabitler karakter, dizgi yani string, boolean ya da sayısal değerler olabilir. Sabitler iki nokta üst üste eşittir operatörü kullanılarak bildirilemezler. Bu da tabii ki mantıklı çünkü const tanımının olması gerekiyor. Mesela const p eşittir 3.14. Const world, burada da bir Japonya ya da Çince var. Onu tanımlamış. Burada da çalıştırdım. Evet, böyle bir durum var. Const'u biliyorsunuzdur. Sayısal sabitler. Sayısal sabitler yüksek hassasiyetli değerlerdir. Tür bilgisi olmayan bir sabit bağlamının gerektirdiği türden olur. Bu işte bit kaydırma vesaire gibi işlemler belki uğraşanız varsa onlarla alakalı bir durum. Tebriklermiş. Bir sonraki ders bakalım. Evet, gidiyor da gidiyor. For döngüleri. For döngüsü. Go'da for döngümüz de var. Burada da yine tanımlamamızı yaptık. For i vesaire başlangıç değerini böyle verdik. I dikkat ederseniz 2 nokta üst üste eşittir 0. Nokta virgül i küçüktür 10 olduğu sürece dön. I artı artı. Paranteze dikkat edin. Bu kural geçerli. Burada başlar parantez. Bu kadar. Çalıştırırsınız. Sonucu alırsınız. Tabii bunun farklı kullanımları da var. Mesela for devam. İlklendirme, birinci ve sonlandırma yani üçüncü deyimlerini boş bırakabilirsiniz. Bunu diğer dillerde olduğu gibi. Yani ekstra bir durum yok. For sürekli döner diyor çünkü yani. Yine farklı kullanımları var. Mesela bu. For yani temel anlamda birçok dilde var ama örneğin C Sharp'ta for each var. O birçok dilde yok mesela. Ama farklı kullanımları var. Yöntemleri. Burada da benzer bir şey. Bu aşamada for deyimindeki noktaları virgülleri de bir köşeye atabilirsiniz diyor. C'deki while deyiminin Go'da karşılığı for'dur. Tabii ki while'ın kullanım yöntemi farklı burada. O iki tane iki nokta üst üste vardı. Onları ortadan kaldırdığımızda for bir while gibi çalışıyor. While'ı da hatırlatalım. Şöyle bir kullanımı vardı. Çok basitti. Aslında while'ı da yani çok gerekli olmayan bir şey gibi. En azından for yerine kullanılabilen bir yöntem. Tabii biraz daha sintaks olarak basit. Belki o yüzden oluşturulmuştur. Bilemiyorum. Bu şekilde bir while yöntemi var Go'da. İlk başta Go ile ilgili hatırlarsanız söylediğim şeye geliyor. Hani burada aşağı yukarı zaten Go dilini geliştirenlerin söylediği bir şey. Hani istediğiniz özellik muhtemelen Go'da vardır.
ama sizin istediğiniz şekilde değildir. Aynı zamanda bir diğer söylemde God, hani farklı dillerde bir şeyi yapmanın birden fazla yöntemi olur. Ama Go'da genellikle bir işi yapmanın tek bir yöntemi vardır. Genellikle deniyor. Bu da gene performans, daha az keyword vesaire. Üzerinde düşüne düşüne artık böyle uçuyorlar. İyi de olmuş. Gereksiz onlarca sintakstansa. Sonsuz döngü. For yaz, aç kapa, bırak gitsin. If, bildiğimiz if. Gayet basit kullanımı. Else de var tabi. Burada da farklı bir yöntem var. For deyiminde olduğu gibi if deyimi de koşuldan önce çalıştırılacak kısa bir deyim ile başlayabilir. Bu kısa deyimde belirtilen değişkenler if koşulunun kapsamı içinde geçerlidir. Burada şuradakinden bahsediyor. Mesela burası temel bir işlem yapıyor. Bunun ürettiği sonuç, yani şurada mat.pow metodunun ürettiği sonucu v'ye atıyor ve ondan sonra if ile ilgili bir kural çalıştırıyor. Eğer öyleyse buradaki sonuç, işte bunu elde et, v'deki veri lim'den küçük ise v'yi geriye dön, yoksa lim'i dön. Bu kadar. If else, bu da else'imiz. Şuradaki kural geçerli. Parantezi burada olur. Bu kadar. Alıştırma, döngüler ve fonksiyonlar. Döngüler. Switch case, bu hemen hemen bildiğim programlama dillerinin tamamında switch var. Switch şu bildiğimiz olay. Switch OS mesela operating system neymiş? Runtime paketi içerisinden GOOS nesnesinden bu uygulamanın çalıştığı işletim sisteminin bilgisini alabiliyorsunuz. Go Operating System, Go'nun çalıştığı işletim sistemi, Linux, Windows vesaire. Onu aldığınız zaman işte OS neymiş? Case, string olarak Darwin ya da string olarak Linux, onda da bunu göster diyor. Eğer default, yani bunların hiçbiri değilse default bir işleme git. FreeBSD, OpenBSD, Plan 9, Windows. Bunları aslında bir yandan desteklediğini de burada gözünüze soka soka söylüyor. Darwin, Linux, Windows, Plan 9, FreeBSD, OpenBSD işletim sistemlerini destekler. Go. Switch değerlendirme sırası. Geçiyorum bunları. Şurada bıdı bıdılar. Ufak tefek şeyler var. Koşulsuz switch. Koşul belirtilmemiş bir switch deyimi switch true deyimiyle eşdeğerdir. Yani buradan doğrudan girer. Bu yapı uzun if'den else zincirleri yerine kullanılabilecek temiz bir yöntemdir. Aslında hani for ve while için söylediğimiz şey switch ve if için de geçerlidir. If biraz da karmaşık yapılar kurabilmeniz için vardır. Ama örneğin switch daha standart ve daha az kurallı akış kontrol işlemlerinde tercih edilir. Burada da diyor ki if'ten else zincirleri yerine kullanabileceğiniz basit bir yapısı koşulsuz switch olayı. Doğrudan true almış gibi buradan girer, bakar. Time mesela şu an saat 12'den küçük mü? Eğer öyleyse good morning. Eğer saat 17'den küçükse good afternoon ya da default olarak good evening falan gibi default olarak şuradan true aldığını varsayarak ilerler. 12 defer. Bu bildiğim kadarıyla
Hani benim kullandığım dillerde olmayan bir şeydi. Defer burada var. Yeni bir şey. Defer deyimi kendisini çevreleyen fonksiyon dönene kadar fonksiyonun çalışmasını erteler. Ertelenmiş fonksiyon çağrısının argümanları anında değerlendirilir. Ertelenmiş fonksiyonun çağrısının argümanları anında değerlendirilir. Fakat fonksiyon çağrısı kendisini çevreleyen fonksiyon dönmeden işleme sokulmaz. Fonksiyon çağrısı kendisini çevreleyen fonksiyon dönmeden işleme sokulmaz. Bu şu demek oluyor. Özetle bu kadar anlatmaya çalıştığı şey. Burada main içerisinde fmt.println var. Ekrana world yazmış. Dikkat ederseniz burası nihai olarak bir fonksiyon. Main metodu. Altında da fmt.println hello var. Normalde şunu çıkarırsak, normalde beklemeniz gereken şey world hello. Doğrusu bu şu an için. Ama defer koyduğum zaman buradaki kural değişiyor. Sebebi de şu. Buradaki metot içerisinde defer kullandığımızda bu metodun kapsama alanı bitip en son işlem yapılana kadar defer bekler. Defer bekler. Yapıldıktan sonra defer çalışır ve işlemleri tamamlar. Burayı tekrar okursak anlayacaksınızdır. Tekrar hatırlayın. Kendisini çevreleyen fonksiyon yani main metodu, main fonksiyonu dönene kadar fonksiyonun çalışmasını erteler. Yani defer şunun çalışmasını buradaki fonksiyon bitene kadar erteliyor. Burası bittikten sonra da bunu çalıştırıyor. O yüzden de hello'dan sonra world geliyor. Normalde bundan yukarıda üstte olmasına rağmen bu bittikten sonra burası çalışır. Ne kadar uzun olursa olsun burası önemli değil. Defer fonksiyon bittikten sonra işlemini gerçekleştirir. 12-13 defer yığını. Ertelenmiş fonksiyon çağrılarının yığınının tepesine yerleştirilir. Bir fonksiyon döndüğü zaman onun çevrelediği ertelenmiş fonksiyon son giren ilk çıkar sırasına göre çağrılır vesaire. Açıklamada yazdığı gibi. Bitti. Bir sonraki işaretçiler, bunlar pointerlar. Bu kısma girmeyeceğim. Bunlar daha detaylı konular. Bu videonun da çok fazla uzamasını istemiyorum. 27 slide daha var. Onları da farklı bir videoda anlatacağım.